Arkadaşlar, Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir tarif ile karşınızdayım. Haşhaş ezmeli poğaça yapacağım. Tarifi çok güzel, pratik, gösterişli. Hemen isterseniz malzemesine... Bu güzel poğaçamız için gerekli malzemeler arkadaşlar. 1 adet yaş maya, 2,5 su bardağı ısıtılmış süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar un. İç malzemesi için ben bunu BİM'den aldım arkadaşlar. Haşhaş ezmesi şöyle paket yaklaşık evet yarım 500 gram ve 1 çay bardağı da sıvı yağım var. Alabildiği kadar yani şeker miktarını siz ölçülebilirsiniz arkadaşlar. Bu da iç malzemesi için poğaçamızın. Hemen yapımına geçelim isterseniz. Mayamı buzluktan çıkardım arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için ılık sütümü içine ekliyorum. Sütünüzün ılık olmasına dikkat edin. Eğer ılık olmazsa gerçekten poğaçanız mayalanmaz arkadaşlar. Hani geç gelir mayalansa bile. Şöyle mayayı bir içinde eritelim. Daha sonra şekerimi ekliyorum. Şeker mayayı çabuk getirir. Bu mayamızı erittik arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımızı ekleyelim. Tuzumuzu ve şöyle ilk başta göz kararı bir unumuzu ekleyelim. Arkadaşlar şöyle bir bıçak yardımıyla poşetimizi keselim. Daha sonra kaşık yardımıyla bu şöyle bir kıvamda tahine benziyor. Kullananlar bilir. Kullanmayanlar için söylüyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı ezme koydum arkadaşlar. Haşhaş ezmesi. Şöyle 4 yemek kaşığı yeterli olur. Daha sonra şöyle yemek kaşığı ile 1-2-3-4-5 yemek kaşığı da şeker ekledim. Bunu güzelce şöyle bir karıştıralım.
Daha tatlı seviyorsanız şekeri çoğaltabilirsiniz. Eğer fazla tatlı sevmiyorsanız hani 2 yemek kaşığı da yeterli gelebilir. Bu poğaçayı lezzetlendiren şeker arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 1 çay kaşığı yağımı da ekliyorum. Bir çay bardağı, pardon. Kaşığı dedim galiba. Şöyle. Gördüğünüz gibi yağ onu böyle kıvama getiriyor. Arkadaşlar şöyle bir fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Bunu bir kenara bırakalım şöyle. Hazırda dursun. İşte sürprizimiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmış. Mayamız gelmiş şöyle. Üzerindeki streç alalım. Hamurumuz çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Tel tel olmuş. Mayası gelmiş. Hafiften tezgahımın üzerine şöyle un serpeceğim. Ve hamurumu tezgahıma çıkaracağım arkadaşlar. Gerçekten bayağı yumuşak olmuş. Cıvık dediğim zaman da değişik geliyor arkadaşlar kulağa. Şöyle hamurumuzu bırakmayalım içinde. Hem israf olmasın. Şimdi hamurumuzu şöyle bir un yardımı ile elimizi hafif unlayalım. Bir araya toparlayalım. Unumuzu aslında elimize yapışmaz aslında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz unladıktan sonra bakın hamur kendine geldi. Şöyle biraz tezgahımı unlayayım. Ve buraya bezeler halinde bir şekilde. Gerçekten ben bu hamur işlerini çok seviyorum. Hani hamur işleriyle uğraşmayı, bir şeyler çıkarmayı ortaya. Şimdi haşhaş ezmemizi alalım. Bu açtığımız hamurun üzerine şöyle yayalım arkadaşlar. Kenarlarına fazla getirmenize gerek yok. Zaten merdane ile kenarlarına kendiliğinden gelecek biraz sonra. Yeterli. Bunu şöyle bir kenara alalım arkadaşlar. Şimdi tezgahımızın üzerinde ikinci bezemizi açalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz fazla un bile yemiyor. Hani elimize de yapışmıyor. Ama şöyle hafiften unu ekersek daha güzel olur. Hem de söylediğim gibi elimize yapışmaz arkadaşlar. Bunu da şimdi diğer hamurumun üzerine koyacağım. Ve yine yağlayacağım. Haşhaş.
şimdi esnaf hamurumuzun üzerine şöyle un serpelim. Hafif de. Merdanemiz ile yavaş yavaş açalım. Hiç korkmayın. Hani haşhaşlar aralarından çıkar mı? Hamurum yırtılır mı? Diye sakın korkmayın. Gerçekten böyle yavaş yavaş kendiliğinden büyümeye başladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel bir poğaça bu poğaça. Genelde ben hep sipariş alıyorum bu poğaça üzerine. Şöyle elinizle çevirin. Bir de bu tarafını ezin arkadaşlar. Ne kadar çok ezerseniz o kadar ince ve güzel olur. Bakın sanki içinde böyle değişik bir şey varmış gibi hamurunuz çok özlü, hiç yırtılmıyor, kopmuyor arkadaşlar. Şimdi merdanemizi bir kenara alalım. Şu uç kısmından şöyle yuvarlayalım. Ben bunun yarısını yuvarlayacağım arkadaşlar. Bunu ilk olarak elinizle şöyle yuvarlayın. Daha bir ince olsun poğaçalığınız. Ben bunu şöyle bir tahta üzerinde keseceğim arkadaşlar. Hani tezgahımın üzerinde kesmek istemiyorum. Şöyle. Şöyle. Bakın. Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Tepsime bir taraftan kesiyorum. Diğer bir taraftan da tepsime yerleştiriyorum. Bunlar o kadar güzel bir poğaça olacak ki inanın siz bile inanamayacaksınız hani yaptığınıza. Şöyle tepsimi şuraya alayım. Sizler de görün arkadaşlar. Şu kısmında şöyle yapabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Şu kestiğim bu şekilde kesip şöyle yuvarlarsanız bir dakika şöyle göstereyim. Şu şekilde bu da biraz daha diğerinden farklı bir. Eğer bu şekilde keserseniz daha büyük poğaçalarınız olur. Benim ilk gösterdiğim gibi keserseniz poğaçalarınız böyle olur. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Pişmeye gönderelim.